Dünya nüfusunun giderek artması, su kaynaklarının ve tarım yapılabilecek alanların hızla kirlenmesi, yakın gelecekte yaşanabilecek gıda sorunu endişesini de beraberinde getirmekte. İnsanoğlu bu artan nüfusu beslemenin farklı yollarını aramakta ve alternatif kaynaklara yönelmektedir. Bu nedenle açlık ve yetersiz beslenmenin önüne geçilmesinde biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı daha fazla önem kazanmaktadır. Belirli bir bölge veya alandaki bitki, hayvan veya diğer canlıların çeşitliliği olarak tanımlanan biyoçeşitlilik, insanların gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Türkiye'de sahip olduğu ekosistem, habitat ve tür çeşitliliği açısından avantajlı ülkeler arasında olmasına rağmen, biyoçeşitlilik beslenme programlarında çok nadiren yer almaktadır. Küresel ve ulusal beslenme, gıda ve geçim güvenliği, strateji ve programlarının ana teması olarak biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı için dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli çalışmalar yapılmaktadır. Gıda ve beslenme için uygun biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlayarak hedef kullanıcıların refahının arttırılmasına ve gıda güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi bu çalışmalardan biridir. Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Girişiminin bir aktivitesi olarak ve küresel koordinasyonu Bioversity International tarafından yapılan ve 2012 yılında başlayıp 2017 yılında tamamlanması planlanan proje, Türkiye, Brezilya, Kenya ve Sri Lanka'da yürütülmektedir. Küresel Çevre Fonu GEF tarafından hibe ile desteklenen projenin Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü uygulayıcı kuruluşlarıdır. Türkiye'de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ise bu önemli projenin ülkesel koordinatörlüğünü yürütmektedir. 3 floristik bölgenin çatışma noktası olan Türkiye'de beslenme ve gıda için biyoçeşitlilik projesi kapsamında Karadeniz'de Kastamonu Sinop, Akdeniz'de Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Ege'de İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla olmak üzere toplam 10 ilde pilot çalışmalar yürütülmektedir. Seçilen bölgelerde yürütülen çalışmalar, yenilebilir yabani türler, doğa mantarları ve yerel çeşitler, siyez buğdayı, börülce ve gölevez olmak üzere 43 tür üzerinde sürdürülmektedir. Proje kapsamında bilgi tabanı oluşturmak için köylerde, yerel pazarlarda, lokanta ve süpermarketlerde ön araştırmalar yapılmış, çalışılan bitkilerin besin değerlerini belirlemek ve veri tabanlarına kaydını sağlamak için de gıda ve antioksidan analizleri yapılmıştır. Sosyoekonomik araştırmalarla türlerin doğadan toplanıp beslenmeye yönelik tüketimine kadar olan sürecin analiz ve yorumu yapılarak yöre halkının refahına yönelik strateji ve planlar geliştirilmektedir. Etnobotanik bilgilerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bilgiler toplanmıştır. Çalışmalar neticesinde türlerin sürdürülebilirliği için geliştirilen bir model ile Şevket Bostan, Çiriş ve Siyez buğdayı nihai tür olarak seçilmiş ve çalışmalar bu türler üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımına yönelik politikalar oluşturulmak amacıyla beslenme, sağlık ve eğitim alanlarında mevcut düzenlemeler gözden geçirilerek ilgili plan ve programa entegrasyonu yönünde bakanlıklar ve sektörle çalışmalar yapılmaktadır. Politika rehberinin hazırlığı ise devam etmektedir. Zengin biyoçeşitliliğe sahip ülkemizde farkındalık yaratmak adına eğitim, toplantı ve paneller düzenlenmekte, yenilebilir doğa bitkileriyle ilgili festival organizasyonlarına katılım sağlanmaktadır. Alaçatı Ot Festivali yüksek katılım oranıyla istenilen farkındalığın yaratılmasında önemli bir adım olmuştur. Proje kapsamında pazarlama fırsatlarını geliştirmek için ulusal ve yerel girişimler ve market zincirleriyle işbirliği yapılmaktadır.
alternatif besin kaynaklarına olan ilginin arttığı günümüzde, ülkemizin de taraf olduğu Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesinde insan sağlığı, beslenme ve biyolojik çeşitlilik başlıkları tartışmaya açılmıştır. Özellikle Brezilya, Hindistan ve Türkiye gibi biyolojik çeşitlilik açısından zengin ülkelere büyük görevler düşmektedir. Bu açıdan proje verileri hem ulusal hem küresel anlamda büyük önem taşımaktadır. Okul çağındaki çocuklara yönelik Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ve Beslenme Dostu Okul Programı'nı desteklemek, biyoçeşitliliği teşvik etmek, farkındalığı arttırmak için doğada, bahçede ve mutfakta faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğine yönelik yayın çalışmaları çerçevesinde basılan kitap, kılavuz, afiş ve liflet gibi tanıtım materyalinin yanı sıra bitki toplayıcıları için toplama rehberleri oluşturulmuştur. Proje kapsamında Bakanlığımız Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı projesinin 2017 yılı teması yenilebilir yabani otlar olarak belirlenmiş ve işbirliği çerçevesinde 81 ilde çocuklar için eğitim programları planlanmıştır. Var olan bu zenginliğimize sahip çıkmak adına çalışmalarını sürdüren proje ekibi, Tanı, Koru, Beslen sloganıyla projeyi hedefine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışma, hiç kuşku yok ki gelecek nesillere bırakacağımız önemli bir hazine niteliğindedir. Biyoçeşitlilik varsa hayat var.